Efendim bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Yunanistan unsurları Ege'de Anatolian adlı bir Roro gemisine taciz ateşi açtı. Şimdi hemen olayın detaylarını öğrenmek için CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e bağlanıyoruz. Fulya, nedir bu taciz ateşinin detayları? Evet, İçişleri Bakanlığı tarafından bu olaya ilişkin detaylı yazılı bir açıklama geldi ve olayın görüntüleri de aslında paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine iki Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal iki sahil güvenlik botu sevk edilmiş. Bölgeye intikal eden Türk sahil güvenlik botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir açıklaması geldi. Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personel, 3 Türk vatandaşı, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs, 4 Somali, 6 Mısır uyruklu vatandaşlar olmak üzere toplamda bu gemide 18 personel bulunuyordu. Ve bu personelde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, yaralı bir personelin olmadığı da belirtildi yapılan yazılı açıklamada. Hali hazırda gemiye iki sahil güvenlik botu tarafından refakat edildi ve bu olayın Çanakkale nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olayla ilgili tahkikatın başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı dakikalar önce bu sıcak gelişmenin detayları ve görüntüleri paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılı açıklama. Olay çok yeni. Bugün öğle saatlerinde 13.27'de Yunanistan unsurları tarafından Bozcaada açıklarındaki Ro-Ro gemisine taciz ateşi açıldı. Yunanistan unsurları tarafından Komoros bayraklı Anatolian isimli gemiye iki Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından bu taciz ateşinin açıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu gemide 18 personel vardı ve herhangi bir yaralanmanın, can kaybının olmadığı da belirtildi ve bu gemiye iki sahil güvenlik botu da refakat etti ve Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereğiyle olayla ilgili tahkikatın da başlatıldığı belirtildi. Kamuoyu bilgilendirildi. Olayın görüntüleri de var ki o görüntüler de aslında çok net bir şekilde olayın tam net bir şekilde taciz ateşinin hem sesi görülüyor hem de gemide oluşan hasar da gözler önüne serilmiş oluyor. Gemide hasar söz konusu, geminin özellikle camlarının kırıldığı da görülüyor. Yunanistan unsurları tarafından bu taciz ateşinin bugün öğle saatlerinde 13.27'de açıldığını söyleyelim. Komoros bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine bugün öğle saatlerinde taciz ateşi açılıyor. Ama neyse ki gemide bulunan personel, ki 18 personel vardı, 6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere 18 personelin bulunduğu bu gemide öğle saatlerinde Yunanistan unsurları tarafından taciz ateşinin detayları işte az önce, dakikalar önce İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı diyelim Meltem. Sıcak bir gelişme. Olay artık aynı şekilde Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olayla ilgili de tahkikatın da başlatıldığını belirtelim. Evet, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk bize detayları aktardı. Yunanistan unsurları Ege'de Anatolian adlı bir Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı. Fulya Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre 18 personel bulunuyordu. Gemide uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılmış oldu bu taciz ateşiyle birlikte. Yunanistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Açıklama ve görüntü İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı. Açıklamada saat 13.27 gibi Bozcaada açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Ro-Ro gemisine taciz ateşi açıldığı belirtildi. Ve bölgeye intikal eden Türk sahil güvenlik botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurlarının bölgeyi de terk ettiği belirtildi.
Gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bir personelin olmadığı bilgisi de paylaşıldı. Gemiye 2 sahil güvenlik botu tarafından refakat edildi ve Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatı gereği olayla ilgili tahkikat başlatıldığı da belirtildi. Bu sıcak gelişmeyi sizlere aktarmış olalım.